Selam dostlarım, merhabalar. Bugünkü videomuz başlıktan da anlaşılacağı üzere 2021'in şöyle hızlıca bir değerlendirmesini yapıp 2022 hakkında hedeflerimiz, beklentilerimiz, niyetlerimiz hakkında konuşma. Bu benim YouTube'da izlemeyi, dinlemeyi sevdiğim bir içerik dostlarım. O yüzden ben de kendi versiyonumla olanı paylaşmak istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdi hemen o yüzden videoya geçelim. Benim için 2021 yılını konuşacak olursak kesinlikle arkadaşlar konfor alanından vazgeçtiğim bir sene olarak değerlendirebiliriz. Ben aslında zaten normalde de çok konfor alanını terk etmeyen bir insan değildim. Ama bu sene kesinlikle ve kesinlikle bu konuda kendimi aştığımı düşünüyorum. Bir süredir uzun zamandır çalıştığım bir işim vardı ve pandemi başladığında iş yerim kapatılmıştı. Bir sürede kapalı kalmıştı. Ben de açıkçası pandemiyle birlikte daha böyle kendimin içine böyle arayışa girdiğim bir dönem oldu. Normalde de açık konuşmak gerekirse böyle çok hayallerimin işiydi diyebileceğim bir iş de değildi. Ama günün sonunda bana hani Türkiye şartlarında bir gelir getiren, düzenli bir gelir getiren hatta bir işti ve açıkçası iş yerimden, işimden hani genel anlamıyla da çok 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 da beni huzursuz eden bir durum yoktu. Ama günün sonunda dedim ki evet Gamze, artık bu işin sana kattığı bir şey yok ve ayrılman lazım. Bunu en sonunda bu şekilde kendime açık açık söylediğim zaman hemen böyle dedim ki artık vazgeçmeden gidip hemen o şeyi imzalamam gerekiyor. İstifa dilekçemi gittim yazdım ve iş yerindeki iş arkadaşlarımla vedalaştım ve ayrıldım. Ama işte arkadaşlar bu benim için o istifayı yazma sürecine gelene kadar içimdeki o gelgitleri, düşüşleri, çıkışları, inişleri inanın bir tek ben bilirim. O yüzden böyle de bir 2021'in bana hem bitişi hem de inşallah ümit ediyorum ki çok daha da güzel başlangıçları olacağı bir yıl oldu diyebiliriz. Evet arkadaşlar, ikinci olarak da ehliyet kursuna yazılmak. Bakın arkadaşlar, bu bir önceki maddeden bile beni belki çok çok daha zorlamış bir madde olabilir. Şöyle ki dostlarım, normalde araba kullanmayı biliyorum. Hatta otomatik vites arabada ben araba kullanmayı öğrendim. Ama trafiğe çıkmadan böyle çok fazla hani kendimi ve işte trafiğin genel hattı çıkmadan böyle ufak tefek araba kullanıyor biliyordum, sürüyordum. Ama ehliyet almamıştım bu zamana kadar. Yani çünkü inanılmaz derecede o sınava gir bilmem ne, bir de işte hani onun hem yazılı sınavından değil de arkadaşlar. Çünkü yazılı sınavından böyle geçeceğimi biliyordum ama o direksiyon sınavı olayı beni inanılmaz geriyordu. Yanıma birinin oturacak olması, işte hani hatamı yapacağım, şimdi yaparsam hemen kalırsam vesaire, bunları kafamda çok büyütüyordum. Hani ehliyet hocam bana hep şunu söylerdi. Gamze hani araba kullanmayı biliyorsun ama bu sınav korkun ve heyecanın senin ne kadar ele geçirdiğinin sınav günü farkında değilsin. Yani kesinlikle çok haklıydı. Çünkü çok şükür aldım ehliyetimi. Dördüncü sınav hakkımı sonunda aldım. O yüzden böyle çok o süreç de benim için inanılmaz böyle zorlayıcı bir süreçti arkadaşlar. Ama sonunda çok şükür ehliyetimi aldım. Çok rahat bir şekilde araba kullanabiliyorum artık. Bu yüzden benim için bu inanılmaz rahatlatıcı bir durum. Yani çok mutluyum bu konuda. Emin olun en az benim kadar mutlu olan biri varsa o da ailemdir. Çünkü benim bu bütün inişi çıkışı duygularımın hepsine ve her anına şahit oldular. Yani benden çok onlar da bence bir tebrik hak ediyorlar. Canım ailemi çok seviyorum. 2021 yılım bence son böyle benim için radikal kararı da YouTube'u hayatıma almak oldu. Bu benim için inanın böyle her ne kadar dışarıdan ya ne yapıyor ki video çekiyor falan gibi gözükse de aslında gerçekten arkadaşlar işin içine girdiğinizde öyle olmadığını çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Birincisi insanlara hayatınızı açıyorsunuz. Bu dışarıdan böyle çok kolay gözükse bile inanın hiç kolay değil. Hani öncelikle bunu da belirtmek istiyorum. Ama benim sosyal medya mecralarından en sevdiğim platformlardan biri YouTube. En çok sevdiğim platform bile ilk başta YouTube olabilir. Çünkü bence normal zamanda öğrenemeyeceğimiz bilgileri çok kolay bir şekilde öğrenebildiğimiz, normal zamanda karşılaşamayacağımız, tanışamayacağımız insanlarla tanışma, onların fikirlerini dinleme noktasında bence YouTube böyle insanları güzel bir noktada buluşturan bir platform. Ben çok seviyorum. İzlemeyi de, dinlemeyi de. O yüzden de içinde de olmaktan keyif alıyorum. Evet dostlarım, az önce 2021 için saydığım başlıklar hakkında normalde inanın bana kalsa böyle saatlerce konuşurum. Ama daha şu an 2022 niyetlerimize geçmeden bile video 17 dakika oldu. O yüzden beni bıraksanız ben sabahtan akşama kadar konuşurum. Bir yerde de kendime dur demem lazım. Ben 2022 niyetlerime geçip onlardan sizinle böyle bahsetmek istiyorum. Evet dostlarım,
Şimdi gelelim 2022 hedeflerime veya artık niyetlerime, nasıl isimlendirirsek. Şimdi dostlar, benim şöyle bir defterim var. Yıllar önce ben bunu almıştım. Yani yıllar önce diyorum, gerçekten yıllar önce. DNR'dan almıştım. Üzerindeki böyle rengini, kapağını, yazısını beğendiğim için. Ben her sene niyetlerimi yazarım. Yazmayı önemsiyorum. Yapmak istediğimiz şeylere bir adım daha somutsal anlamda yaklaşmanın bence ilk adım olarak görüyorum. Çünkü bir kere kağıda döküyoruz her şeyden önce. Ama arkadaşlar bakın, şimdi bu defterde tüm bu söylediğim şeyin diğer başka bir boyutunu ele alacak olursak, günün sonunda kendimizi ne kadar harekete geçirip geçiremediğimizle alakalı şeyler göreceğiz. 2022 yılındaki ilk hedefim hayatımda dengeli olabilmek. Şimdi ne demek hayatımda dengeli olabilmek? Şimdi size ufak şöyle bir örnek vermem gerekirse kendimden yola çıkarak. Bakın dostlarım, inanılmaz ayarsız bir insanım. Yani bir şeyi dozunda yapmayı beceremiyorum. Yani bu, bakın, en basitinden mesela diyet yapacağım diyorum, kilo vereceğim diyorum, limitsiz diyet yapıyorum. Spor yapacağım diyorum, limitsiz spor yapıyorum. Özellikle de bunu çalışma hayatında da çok yapıyorum. Çalışırken hiçbir şekilde bir limitim yok yani. Hani o anda o işi bitireceğim, o iş yürüyecek. Yani onun bir saati, vakti veya benim hayatımı o anda ne kadar meşgul etti. İnanın hiç benim için önemli değil. Yani o kadar böyle bir dengesiz davranıyorum ki ve günün sonunda ne oluyor? Bu beni bitiriyor. Tüketiyor. Bir yerden sonra bunun bir sürdürülebilirliği kalmıyor. Bunu devam ettiremiyorum. Bu her konuda böyle oldu. O yüzden bu sene kendime aldığım en büyük karar kesinlikle ve kesinlikle hayatımın her alanında dengeli olmak istiyorum. Dengeyi yakalayabilmek istiyorum. Bunun için de elimden gelen çabayı sarf edeceğim. Eğer ki bir şeyin fazlasını veya aşırı hiç yapmadığım bir halini olduğunu fark ettiğimde özellikle kendime diyeceğim ki hayır Gamze, dur, şu an ilk maddene ihanet ediyorsun. O yüzden bunu şu an yapmamalısın diyeceğim ve yapmayacağım. İnşallah bu benim en niyet ettiğim şeyler biri. Evet dostlarım, bir diğer madde de dişçiye gitmek. Bakın şu deftere 2016 yılından beri dişçiye gitmek istiyorum yazmışım. Ama o dişçiye gitmemişim. Çünkü hastanelerden ve sağlıkla ilgili olan şeylerden kaçıyorum. Hoşlanmıyorum çok fazla. Bunu bir tek diş için yapmıyorum arkadaşlar. Mesela benim kronik migrenim var. Migrenimde de aynı şeyi yapıyorum. Mesela belimde bir ağrı var. Bu Covid başlamadan önce başlamıştı. Uzun zamandır bunun için bir doktora gitmem gerekiyor. Onda da aynı şey yapıyorum. Ve bu sene kendimde değiştirmek istediğim, aslında zaten en önemli şey olan sağlığımı ilk plana çekmek ve bu konuyla ilgili planlarımı ertelememek. Kesinlikle bu sene, bu yılın ilk haftalarında özellikle de bu dişçi olayını halledeceğim ve artık oraya böyle kocaman bir tik atmak istiyorum ve rahatlamak istiyorum. Bu sene de arkadaşlarım, diğer istediğim bir şey sağlıklı beslenmeyi ve sporu tekrardan hayatıma dahil edebilmek. Bunu bir dönem çok güzel yapmıştım. Sonrasında tekrardan böyle bir, dediğim gibi, her şeyi ayarsız yaptığım için bir yapmak istemeyesim gelmişti. Tekrar bırakmıştım. Şimdi tekrardan geri dönmek istiyorum. Ve böyle dengeli bir şekilde, güzel bir şekilde, kendimi bıktırmadan böyle sağlıklı beslenmeye ve spora dönmek istiyorum. Şöyle dinç, güzel, böyle fit bir vücuda sahip olmak istiyorum. Bu da bu seneki hedeflerimden biri. Gelelim şimdi benim bir diğer maddeme. Bir nebze de olsa yine zorlayacağını düşündüğüm maddeye. Bu sene arkadaşlar inşallah şu su korkumu yenip yüzme kursuna yazılmak istiyorum ve yüzmeyi öğrenmek istiyorum. Eğer benim yazınki vloglarımı izlediyseniz de yüzmeyi bilmediğimi zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Her ne kadar biraz suya girmeye artık büyük ölçüde alışsam da çocukluktan kalan bir su korkum var. Yani böyle suyun içinde kendimi hiçbir şekilde güvende hissetmediğim için korkuyorum, girmek istemiyorum. Bu zamana kadar da böyle öğrenmeye çalıştım ama hep böyle bir pes ettim. Bu sene bu olayı çözeceğim ve pes etmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar artık 30 yaşıma gireceğim yani bir sonraki sene ve deniz tatilinden keyif almak istiyorum. Yüzmek istiyorum, eğlenmek istiyorum. Böyle hani kaygısızca bunları yapmak istiyorum. Yani kendimi böyle güvende hissederek yapmak istiyorum. O yüzden bu seneki hedeflerimden biri kesinlikle ve kesinlikle bir yüzme kursuna yazılıp yüzmeyi öğrenmek olacak. Evet dostlar, dediğim gibi ben bu videoda daha çok realistik hedefler koymak istedim. Zaten hani daha fazla kitap okumak, daha fazla gezmek, görmek, daha gitmediğim yerlere gitmek. Bunlar benim zaten normalde de hayatımın rutin hedeflerinden biri. Ben bunları genellikle hayatıma entegre edebilmeyi çok severim. Bilmediğim yerler görmek, ufkumu açan kitaplar okumak benim en sevdiğim şeylerden biridir. Onun haricinde dostlarım, ben bu sene daha az ama öz niyetler ortaya koymayı hedefliyorum. 2022'nin
Aralık'ın ayındaki Gamze'ye sesleniyorum. Bunları lütfen bu sene içerisinde yapmış olabilme imkanını umarım elde edebilmişsindir ve hayata geçirmişsindir. O yüzden dostlarım bu videoyu Aralık ayında açıp izlediğimizde tekrardan bir durum değerlendirmesi zaten yaparız. Sizlerin 2022 yılındaki hedefleriniz ve niyetleriniz nelerdir? Bana yorumlarda bunlardan bahsedebilirsiniz. Hem de sizlerle sohbet etme imkanım olmuş olur. Sizlerle iletişim halinde kalmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Eğer ki videomu arkadaşlarım beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmadıysanız hala şu aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basmayı ve yanındaki o küçük zili tıklamayı unutmazsanız çok 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 mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.